CASE içerisindeki iki operasyona bakacağız. Daha sonra CAM'deki farklı özelliklere bakıp dersimizi bitireceğiz. Burada mesela Z level en çok kullanılan CAM komutlarından bir tanesi. Z level eğimli formlu yüzeylerde kullanılması iyi olan bir komut. Z level'ı seçtiğinizde yine aynı şekilde ilk önce yapmanız gereken parçayı ve kütüğü unsur olarak tanımlamak. Parçayı ve kütüğü unsur olarak tanımladık. Daha sonra bir takım seçeceğim. Bizim altılık yuvarlak takımımız vardı. Onu seçiyorum. Küçük bir takım burada seçtim. Unsura, bu sefer unsurları tekrar çift tıklayacağım ve yeni bir unsur oluşturacağım. İşlemek istediğim bölgeyi kapalı bir alan içerisine alacağım. Oluştur diyorum. Profille bunu yapacağım. Profili seçtim. Ben şu bölgeyi istiyorum. Şu bölgeden başlayacak şu bölgeye kadar olan bu iki profil arasında kalan yüzeyi işletmek istiyorum. Buradaki eğimli formu işleteceğim. Onaylıyorum bunu. Onayladım. Şimdi bunu hesapla dediğimde sadece benim belirttiğim iki bölge arasındaki formu gördüğünüz gibi işlemiş oluyor. Burada hep katı simülasyondan bahsettik. Ayrıyeten çizgisel simülasyon da yapabilirsiniz. Operasyonu sağ tıkladığınızda burada çizgisel simülasyon da var ya da operasyon içerisindeyken katı simülasyon hemen yanında bir de burada çizgisel simülasyon da var. İşlem simülasyonu ismiyle. Buradan tıkladığınızda çizgisel simülasyon tıkladığımda karşıma bu şekilde bir ekran geliyor. Burada katı simülasyondan farklı. Köşe temizleme komutuna bakacağız son olarak. Köşe temizlemeyi tıkladım. Burada direkt olarak parçayı ve kütüğü seçip onaylıyorum. Daha sonra hangi takım ile köşe temizleme yapacağım? Mesela altılık yuvarlak takımı tekrardan burada kullanalım. Köşe temizleme şunu yapıyor. Köşe olarak tespit ettiği yerleri mesela burası. Tabii burada yuvarlak takım ne kadar uygun olur bilmiyorum ama o size kalmış bir şey. Köşe temizlemeyi sağ tıkladım. Hesapla dediğimde gördüğünüz gibi köşe olarak kabul ettiği yere burası bir köşedir. Köşe olarak kabul ettiği yeri buradan mesela küçük bir takımla tekrardan işleme yaptırabilirsiniz. O zaman şöyle ek özelliklere bakalım. Mesela burada kaba offset'in hesaplaması uzun sürüyor. Operasyonların 3 eksen operasyonların hesaplaması uzun sürüyor. Mesela buradan takımı çıkar diyelim. Tekrardan aynı takımı tanımlayayım. Bunu mesela biz hesapla dediğimizde hem uzun sürüyor hem de uzun sürmesinin yanında hesaplarken tekrardan oluşturayım bir operasyon. Burada hesaplama gerçekleştirirken biz herhangi bir şekilde parçayı döndüremiyoruz, farklı işlemler yapamıyoruz gördüğünüz gibi. Burada bunun hesaplamasını beklemek zorundayız. Bunun önüne geçmek için ZV şöyle bir şey yapmış. Burada araçlar içerisinde CAM toplu kesim diye bir durum mevcut. Mesela bunu sileyim. Buradaki CAM toplu kesimi kullanabilirsiniz. Nasıl yapıyoruz? Bir tane buradan biz hesapladık mesela operasyonu burada getirdik. Tool'ların takım yolu vesaire buradan her şeyini seçtik. Operasyon tamam. Normalde nasıl yapıyoruz biz? Sağ tıklayıp hesapla diyoruz. Bunu şu şekilde yaparsak toplu hesapla. Sadece 3D. Bunu seçtiğimiz zaman artık bunu arka planda hesaplıyor. Gördüğünüz gibi. Bu hesaplamayı yaparken siz diğer işlemleri de buraya koyabiliyorsunuz veya parçanızı inceleyebiliyorsunuz. Şöyle bunu da seçiyorum mesela. Ve burada arka planda işlemesi bitirince size uyarı getiriyor. Diyor ki işte kaba yumuşak spiral az önceki operasyon işlemesi tamamlandı diyor. Bunu takım yollarını getirmek için buradaki araçlardan CAM toplu kesimi içe aktar demeniz lazım. Şu anda soru işareti var. Arka planda hesapladı. CAM toplu kesimi içe aktar dediğim zaman gördüğünüz gibi direkt olarak buradaki takım yollarını içe aktarmış oldum. Yani hani arka planda hesaplarken bunu arka planda hesaplarken bir yandan da çalışabilirsiniz. Yani CAM işlerinize de devam edebilirsiniz. Bu özelliği de kullanabilirsiniz.
Şöyle şunu sileyim komple. Bir de burada dün delme içerisinde bahsettiğimiz taktikler kısmı mevcut. 3 eksen işlemelerde. 3 eksen taktik diyor burada. 3 eksen taktiği tıkladım. Taktikler altına 3E taktik olmak üzere burada getirmiş oldu. Unsur olarak parçayı ve kütüğü seçtim. Onaylıyorum. Taktiklerin şeyini düzenleyelim. İç kısmını düzenleyelim. Çift tıkladığımda taktiklere giriş yapmış oluyorum. Burada taktikle ilgili kurallar mevcut. İşte nedir? Kaba kurallarımız. Buradaki kurallardan. Kaba kurallar. İki eksen yatay düz yüzeyler. Yüzeylerin kuralı. Ve de burada son olarak finish işlemlerin kuralı olmak üzere farklı kurallar tanımlayabiliyoruz. İşte mesela kaba işlemlerin kuralı olarak buradan kabayı tıkladığımda kendimiz buradan belirleyebiliyoruz. İşte kaba için minimum takım çapı bu, maksimum takım çapı bu. İşte burada diğer pencerelere bakarsak yüzey kaba tipi nasıl bir kesim yapacak? Onu seçebiliriz. Kaba tipi nasıl olacak? Hangi operasyonu kullanacak kabalarda? Onu seçebiliriz buradan. İşte kapalı cepte nasıl bir işlem yapacak? Buradan bütün hepsini kendimize uygun bir şekilde ayarlayabiliriz. Mesela işte kaba operasyonda paso miktarı ne kadar olacak? Mesela burada 2 milimetre dedim. Kapatıyorum. Düz yüzeylerde bunları tekrardan ayarlayabiliriz. Bunları zaten gördük. İşte bırakılacak pay, dikey pay, paso, takım ilerlemesi. Hani bunları zaten bildiğiniz için tekrar tekrar üzerinden geçmiyorum. Hani Türkçe kullanırsanız zaten hatırlayacaksınızdır neyin ne olduğunu. Son olarak burada bir de yüzey finişi kuralları var burada. İşte yüzey finişinde minimum takım çapı ne olacak? Maksimum takım çapı ne olacak? İşte finiş yol tipi nasıl bir işlem ile yapacak? Otomatik derseniz bunların hepsini kendisi en uygun yolları çıkarır. Buradan da işte hassasiyet, pürüzlülük değerlerinizi girebilirsiniz. En sondaki kısımdan da operasyonların sırasını belirleyebilirsiniz. İşte ilk önce üst düzleme kaba işlemi yani üstteki düz yüzeyin finişini yapıyor. Daha sonra kaba işlemi, daha sonra kabanın kabası, daha sonra yarı finiş, finişin finişi, iki eksen finiş yapıyor. Tabii bunlar size gereksiz gelebilir. Mesela finişini istemeyebilirsiniz. İşlemi kaldır. Yarı finiş istemeyebilirsiniz. İşlemi kaldır. Buradan işlemleri kaldırabilirsiniz veya ekle dediğinizde bunları geri ekleyebilirsiniz ya da bunların yerlerini değiştirebilirsiniz buradaki oklar ile bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Buradan düzlem eklemeniz lazım. Oluşturduğumuz bizim düzlem 1 vardı. Artı dedim. Düzlem 1'i ekledim. Tezgahı buradan siliyorum. Bütün her şeyini ayarladıktan sonra bunu onayladığınızda artık buradan sağ tıklayıp işlemeleri oluştur ve hesapla dediğimiz zaman kendi arkasında bir algoritma ile otomatik olarak bütün parçayı kendisi işleyecek. Tabii bunu bütün her şeyini programa bırakmak çok da mantıklı olmuyor çoğu zaman. Programın bulduğu sonuca göre kendiniz düzenlemeler yapmanız sizin kem zamanınızı kısaltacaktır. Hesaplaması da biraz uzun sürecek. Burada kendisi şeyi bitirdi. Taktik operasyonlarını bitirdi. İşte bize ne buldu? Şöyle hepsini açalım ve bütün operasyonların takım yollarını gizleyelim. Bilgisayar kasmasın. Evet. İlkinden başlayalım. Mesela ne buldu bize bizim söylediğimize göre? Önce bir kaba işlemi yapmış gördüğünüz gibi. Kendisi 40 milimetrelik düz takım burada bizim kütüphanemizden çekmiş. Bir tane kaba işlemi yapmış. Daha sonrasında kaba işlemeden sonra bir tane kabanın kabasını yapmış. Diğer operasyondan kalan talaşı bu şekilde 10 milimetrelik köşe yuvarlatılmış
Freze takımıyla gerçekleştirmiş. Daha sonra kademeli kesim yapmış. Bütün fonlu yüzeyleri burada kademe kesim yapmış. Mesela bunu düzenleyebiliriz. Unsur olarak buraya bir sınırlandırma ekleyip sadece bizim buradaki sınırımızı, şu takım gizleyeyim. Bizim buradaki sınırımızı eklersek sadece bunun içerisini yapacaktır. Daha düzgün, daha doğru olacaktır. Tabii biz dış hattı da istiyorsak bize bulduğu bu takım yolu uygun gibi görünüyor. Son olarak da bize şöyle gizleyelim. Son olarak da düz yüzey tarama operasyonu burada gerçekleştirmiş. Bizim yaptığımız taktiğe göre bence gayet iyi bir şekilde işleme çıkarmış burada. Dün gördüğümüz eksenler arası geçiş, dik eksen işlemlerde eksenler arası geçiş vardı. Onu yine burada da görebilirsiniz. Eksenler arası geçiş, ikisi arasında herhangi bir fark yok.